Günaydın. Ah, günaydın canım. Erkencisin. Aman vallahi. Uyku tutmadı ki ne olacak, ne bitecek diye düşünmekten sabaha sabah ettim. Anne, konuştuk ya bunları dün. Sana söyledik, o kadar takma kafana. Yani dediniz de aklıma takıldı bir kere. Anne, takma kafana lütfen. Irmak abi bildiği vardır. Aşkına, Irmak'ın aklı başında mı ki ne bildiği olacak onun? Neyse boş ver, daha fazla düşünemeyeceğim. Sen anlat bakayım, ne yaptın? Ay, ne anlatayım? Gittik işte. Çok sıkıcıydı. Tılsım için katlandı. Neyse onun da sesi kesilir biraz. Çok garipti biliyor musun? Aralarında boşanmış bir kadın var diye rahatsız oldular. Kimmiş onlar? İşte evdeki kadınlar. Çok garip hissettim kendimi. Ne yani, akıllarından ne geçiyorsa. Aralarında fısıldaşıyorlardı bir daha yanımıza boşanmış bir gelmesin diye. Bilmez miyim? İlk boşandığımda ben de yaşamıştım benzer şeyler. Aa, hiç anlatmadın. Yani o kadar çok derdimin arasında. Yakınım zannettiğim, dostum bildiğim herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Sanki bir kadının güvenilir olabilmesi için illa başında bir erkek olması lazımmış gibi. Ya da sadece evli olunca bütün yanlışlardan uzak kalabiliyormuşsun gibi. Bazılarına göre öyle demek ki. Ya bunlar kendilerine güveni olmayan, illa bir erkeğin yanında varlık gösterebilen kadınlar. Hayattaki tek başarıları bir adamı nikah masasına oturtabilmek. Ki bunun da içten içe farkındalar. Kızım da sıkılmıştı bence. Çok keyifsizdi. Bir şey demedi tabii ama. Neyse, bir daha görüşmezsiniz. Ay yok, zaten bana kalsa hiç görüşmem de, Tılsım istiyor diye. Biliyorsun seviyor böyle tipleri. Babasına çekmiş çünkü, bayılır. 3 tane çocuğum var. Hepsine eşit davrandığımı düşünüyorum. Adil olduğumu düşünüyorum ama yok, hepsi birbirinden farklı. Kızım 5 parmağın 5'i 1. Bak, Irmak'ı da ben büyüttüm, seni de ben büyüttüm. Hiç. Tılsım böyle diye kendini suçlama. Hem daha çok küçük. Alışacak diye sabırla bekliyorum. Ama artık nasıl bir inadı varsa. O da biraz bana çekmiş herhalde. Her şeyi hazırladım, kahvaltı hazır. Ellerine sağlık, teşekkür ederiz.